Netflix'teki kulüp dizisi iki şeyi yeniden öğretti. Birincisi tarihimizin en bildik sayfalarının bile nasıl unutturulduğunu. İkincisi televizyonun o sayfaları özellikle genç kuşağı hatırlatmakta ne kadar önemli bir araç olduğunu. 6-7 Eylül Özel Harpçı Sabri 25oğlunun tanımlamasıyla Özel Harp işi muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına da ulaştı. Neydi amaç? azınlık sermayesinin Türklere transferi. Dizi bu amaca uygun olarak istihbaratın bir yalan haberiyle nasıl programa zemin yaratıldığını, provokatörlerin nasıl kamyonetlerle taşındığını, azınlıklara ait dükkanların nasıl işaretlenip hedef gösterildiğini, saldırının sokak taşlarından sopalara kadar nasıl özenle hazırlandığını gayet net sergiledi. Olayın organizatörlerinden biri Kıbrıs Türktür Derneği'ydi. Bu utanç gecesinin belgeselini yaparken derneğin o zamanki başkanı Hikmet Bil'le ile görüşmüştük. Onun anlatımına göre o günlerde Londra'da Kıbrıs konferansında olan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu müzakerelerde elini güçlendirecek bir destek istemişti. Demokrat Parti'nin önde gelenleri de 6 Eylül gecesini organize etmişlerdi. Plana göre Selanik'te mitin organize ettiği bir genç Atatürk'ün evinin bahçesine bomba atacak, Atatürk'ün evi Yunanlarca bombalandı diye haber çıkarılacak, İstanbul'da ufak tefek olaylar kışkırtılacak. Böylece Londra'da zorlunun eli güçlendirilecekti. O belgesel için Selanik'te bombayı atmakla suçlanan gençle de görüşmüştüm. Bombayı kendisinin atmadığını söylemekle birlikte mitle ilişkisi olduğunu kabul etmişti. Selanik'ten döndükten sonra da valiye kadar yükseltilmişti. Ancak provokatörleri bir kez kışkırtınca dizginlemesi zordur. Saldırı belki özellikle belki istem dışı olarak bir katliama dönüştü ve Türkiye tarihine bir kara leke olarak kaydoldu. Olaylar yatıştıktan sonra polis suçu her zamanki gibi komünistlere yıkıp aziz Nesin, Kemal Tahir gibi 45 solcuyu tutukladı ama işe yaramadı. Menderes ve Zorlu Yassıada'da kışkırtıcılıktan mahkum oldular. Bu kirli operasyonun Türkiye'nin sosyoekonomik, kültürel, toplumsal dokusuna maliyetini ise dizi gayet iyi gösterdi. Okumaktan çok izlemeye yatkın bir kuşağın tarihle yüzleşmesi için kulüp türü dizilerin önemini bir kez daha anlamış olduk.